Bey. Merhaba. Maşallah. Nasılsın? Hadi merhaba. İyiyiz. Eski şey var değil mi? Eski var. Burada da. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım. Hoş geldi. Buyurun. Evet, herkese saygılar, sevgiler. Hoş geldiniz. Uzaktan, yakından dinleyenler. Teşekkür ederiz birlikte olmaktan. Daire Başkanımıza, hemşerimize çok teşekkür ederiz. Kardeşim. Başkanlarım da ifade ettiler, Kastamonu Dernekler Platformu. Sivil toplum hayatımıza yeni giren, bence olması gereken bir oluşum. Bütün Türkiye'de hemşerisi bulunan bir vilayetin bu şekilde bir organizasyona gitmesinde fayda var. Çünkü Zonguldak İzmir'i tanımıyor, Tekirdağ Kocaeli'yi tanımıyor. Herhangi bir iletişim ağımız da yok. Onun için böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Bunu belli bir noktaya getirdik. Bugün 4. veya da 5. il toplantısını 5. gerçekleştiriyoruz. Yani bu kadar sıkıntılı dönemde hakikaten bu Bursa'da, Kocaeli'nde, Ankara'da bu toplantıları yapmak emek isteyen, özveri isteyen bir şey. Onun için değerli başkanlara çok teşekkür ediyorum. Çorlu'dan geliyorlar, İzmir'den geliyorlar, iş var, güç var. Ama sizi bu işe sevk eden, sizi bu işe yönlendiren memleket sevdası, Kastamonu sevdası. En üst değerimiz o. Biz de işte yıllardır sizi parlamentoda ve diğer zeminlerde temsil etmiş bir kişi olarak istiyoruz ki Kastamonlar bir olsun, iri olsun, diri olsun. Yani bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Yani siz bir güç birliği yaparsanız bu güç herkese bir adres olur. Ama biz parça parça olursak Kastamonu'nun kendi dışındaki diğer vilayetlerde yaşayanların da etkisi ve gücü az olur. Kastamonu'nun da etkisi ve gücü az olur. Sizin bu birlikteliğiniz hem Kastamonu'yla bütünleştirilir hem de yaşadığınız vilayetlerdeki hemşehrilerimizin sosyal hayatını, yardımlaşmasını, dayanışmasını pekiştirecek. Yani o kadar dokunmamız gereken nokta var ki yani insan sokağa çıktıkça, gezdikçe bunu görüyor. Geçenlerde bir cenaze dolayısıyla Kastamonu'ya gittik. İşte Küre, Bozkurt, Devrikhane ortasında bir dağ köyü cenaze vardı. Bir de İstiklal Gazi'mizin gazilik merasimi yapacaktı. Seve seve gittik ama böyle çok yukarıdan filan da inilen bir yol. Daha üniversite talebesiyken gitmişim ben oraya. Dedim ki ömür hayatımda bir daha ya görürüm ya görmem. Gittik o zahmetine. Katlandık. Efendim 73 seçimlerinde o zaman öğrenciyim, üniversite öğrencisiyken bir Salih Güneş isminde Taşköprü'de bir müftümüz vardı. O adaydı. Ondan beraber seçim kampanyasına katıldık. O zaman tabii gittiğimiz yer çok kalabalıktı. Yani kır pazarda olur bizde. Çok köylüler erken geldi. Çok kalabalık. Şimdi baktım ki o kalabalıktan eser kalmamış. Köyde işte cenazeyi defnettikten sonra oturalım dedi. Muhtar, imam filan. Bir kız çocuğu geldi, şöyle sevimli, nedir diye hikayesini sorduk. Babası İstanbul'daymış, işleri iyi gitmemiş, evini satmış, sığınacak ata yurdu gelmiş oraya sığınmış. 4 çocuktan beraber. Peki. 5 dakika sonra bir çocuk daha geldi, 14 yaşında. Selamünaleyküm, aleykümselam. Dedi hemen gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedim, işim vardı. Seninle 15 gün evvel de onun babası vefat etmiş, yetim bir çocuk. Traktör dedi, kullanacak kimse yok dedi. Sen ne yapıyorsun? Bugün dedim, salı günlerden. Okul mu okul yok mu dedim. Okul var ama dedi, gidemiyorum dedi. Yurt olmadığı için gidemiyorum dedi. Kastamonu, Nihat'a kaydolmuş. Önce Devrikhane'ye gitmiş, sonra oraya gitmiş. Yurt olmayan çocuk 15 gündür okula gidemiyor. Devamsızlıktan kayıp şey olacak. Neyse aldık adresini filan, Milli Eğitim Müdürümüze söyledik. Hemen yurt işi oldu. Oldu. Bir hafta sonra takip ediyorum tabii sürekli. Ne oldu dedim. Dedi ayrıldım dedi. Açık liseye gideceğim dedi. Niye dedim. Köyde dedi traktörü kullanacak kimse yok dedi.
Üç tane kardeşi var, bir anası var. Kimse yok. Şimdi bunların hepsi, bu benim gördüklerim, benim elimin dokundukları. Bunlar, onlarca bu şekilde İstanbul'da, Kastamonu'da, diğer yerlerde bizim elimizin dokunması gereken insanlarımız var. Ha, devlet, vilayet, belediye, tamam da bunu görmek önemli olan, yani onlar günlük şey içerisinde, yoğunluk içerisinde bunlara ulaşamıyor. İşte sivil toplumun bence görevi bu. Derneklerimizin bence görevi bu. Şimdi bu platform önemli bir platform. Hem kendisi güçlenecek, hem de buraya katılan diğer aktörleri güçlendirecek. Yani eğer bunu bütün Türkiye'de istediğimiz manada güçlü, efendim hatırı sayılır kredisi olan bir sosyal toplum, sivil toplum kuruluş haline getirebilirseniz bundan herkes menfaat olur. Yani menfaat olur derken saygınlığı olur. Mesela geçen sağ olsunlar Kastamonu'da iyi düşündüler. Küresel iklimle ilgili bir toplantı oldu. İklim değişikliğiyle çok önemli bir toplantı. Ben de sivil toplum örgütlerimizin son 10 yılda yaptığı en önemli toplantılardan biri bu. Niye? İklim değişmiş. Yani bizim gençliğimizdeki, çocukluğumuzdaki iklim yok. Yani Bozkurt'a bir yağmur yağdı. Diyorlar ki hocalar 500 senede bir olabilecek bir yağış mı diyorlar. Ama şimdi mesafe kısaldı. Hazır olun. Her 25 senede bir böyle bir yağışla karşılaşacaksın. Tamam. Rabbimin hikmeti. Ama insanoğlu olarak da tedbir almamız gereken işler var. Şimdi bu konu Kastamonu'nun gündemine gelmesi lazım. Batı Karadeniz'in gündemine gelmesi lazım. Eğer bu kadar sık yağmurla, yağışla biz karşılaşacaksak, bu küresel ısınma bir bilimsel realite, buzullar eriyecek, deniz dalgaları yükselecek, o zaman bizim sahil ilçelerimiz ne olacak? Dere kenarında olan Şenpazar, Pınarbaşı, efendim Bozkurt, bu ilçelerimiz bizim ne olacak? Bunları kim düşünecek? Bunu o toprağın çocukları düşünecek. Bizim adımıza değil, biz gelmişiz, yaşımızı almışız. Sabi çocuklar adına güzel bir memleket bırakmanın dava bu zaten. Nesiller arası yardımlaşmayı sağlamak için bunu düşünmemiz lazım. Çok hayırlı bir toplantı oldu bence. Yani bunu herkes sayfasına koysun, paylaşın, yaptırabilirsiniz, kitap haline getirin. Bu çok önemli bir doküman. 3 tane profesör geldi küresel iklim değişikliği ilgili. Onunla beraber ticaret geliyor mesela şimdi. Yeşil mutabakat diye bir şey imzalandı. Kemal Bey biliyorsun. Yani Avrupa Birliği'ne söz verdi. Yapacağımız ürünleri gaz salınımından azade yani olacak. Olmazsa adam sınırda senden 10 euro ihracat vergisi alacak. Seyfi Bey şimdi bu senin bütün ticaret sistemini ilgilendirecek bir şey. Yani Kastamonu'da birisi Avrupa'ya ticaret yaptığı zaman karşısına bu çıkacak. Yani bunların konuşulması lazım. Teknoloji. Şimdi yani bu çıktı biz hepimiz cahil olduk bunu. Ben şahsımda konuşuyorum. Cahil olduk. Şimdi her şey bunun üzerinden şey oluyor. Bir yere başvuracaksın, bilmem ne olacak. Ben hanıma dedim ki bunu iyi öğren bak ekmek alamayacağız. Bakkaldan alırız. Bakkal kalmayacak dedim. Hepsini şeyden alacaksın yani bunun üzerinden. Şimdi bunu Kastamonu'daki hemşerilerimize, Azdava'ya, Pınarbaşı'na, Cide'ye, o köylere birisinin anlatması lazım. Ya bu telefon böyle kullanılır, bu böyle müracaat edilir, bunu böyle kullanacaksın diye birisinin yardımcı olması lazım. İşkur var mesela, İşkur vasıtasıyla teknisyenleri kiralayacaksın. Toplum yararına Mehmet Ali Bey burada çalışma var. Bu çocukları alacaksın, onları bütün ilçeleri dolaştıracaklar. Bu teknoloji geliyor. Bu teknolojiden bir haber olursak çok şey kaybederiz. Hem iyiliği var, hem sıkıntılı noktaları var. Yani bence bir öncelik sıralaması yap deseniz, bir küresel iklim değişikliği, iki teknolojik gelişim derim ben. Yani artık klasik sorunlarımızı, yoldu, suydu, bunları artık aşmamız lazım. Bunların artık konuşulmaması lazım. Dünyanın yeni trendlerine karşı hazır olmamız lazım. Onun için işte bu platform, dernekler bu işe kafa yoracaklar arkadaşlar. Bunun bilimsel temellerinin üzerine oturacağız. Hemşerilerimizi bir şekilde bunlardan haberdar edeceğiz. Bundan sonraki misyonumuzun bu olduğu kanaatinde. Ya bunun yanına bir sürü yan sektörleri de getirir, ekonomiyi de getirir, ticareti de getirir, başka şeyleri de getirir. Ama bunların üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Bunun da yolu ilk önce tanışmaktan, birbirimizle haberdar olmaktan geçiyor. Onun için lütfen şu sosyal medyayı,
aramızdaki irtibatı sağlayacak sosyal medyayı iyi kullanalım. Birbirimizi takip edelim. Fazla zaman geçirerek işlere değil, derde deva işlere, vatandaşa faydalı olacak işlere teksif edelim. Ki faydalı olsun. Benim amacım şu, şimdi bunu 10 civarında bizim il derneğimiz bu platformu oluşturdu. Benim gönlümden geçen şu, KAS dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ne kadar Kastamonu adına kurulmuş dernek varsa bunların temsilcilerini bu platformun meclisine alacağız. Kırgındık, dargındık, o bana bakmadıydı, bu yok. Kastamonu lafını taşıyan bütün kurumları, kuruluşları bunun meclisi var. Bu meclise davet edeceğiz. Ha gelmeyen gelmez, ben girmek istedim. Bu sadece normal hemşerik derneği değil. Ticaret odası olabilir, bir müzisyenler derneği olabilir, güzelleştirme derneği olabilir. Bu anlamda bir sürü kuruluşumuz var. İşte biz bütün bunları birleştirdiğimiz zaman gerçekten Kastamonu'nun gücünü Türkiye'ye hissettiririz. Bu biraz anlayışa bağlı, biraz hoşgörüye bağlı, birbirimize güvenmeye bağlı. Bunu yapabilirseniz, yani normal hemşeri dernekleri, ticaret odaları, diğer kuruluşlar, o zaman Türkiye'de büyük bir güç olur. Güç olursanız siyasette de, sosyal hayatta da güç olursunuz. Bu işin maksadı, muradı budur. Kimsenin burada herhangi bir özel hesabı yok. Herkes Kastamonu davası büyüsün, Kastamonu her yerde güçlü olsun ve tarihin bize sağladığı bu müktesebatı yaşatalım, çocuklarımıza yaşatalım. Yani bizim böyle bir de derdimiz var. Biz Kastamonu'nun tarihi müktesebatını gerek imparatorluğun kurulmasında, gerekse cumhuriyetin kurulmasında o bizim ecdadımızın çektiği, ödediği bedelleri anlatmak konusunda fazla başarılı olamamışız. Tamam, herkes milli mücadeleye kendini ortaya koymuş da bizim hikayemiz daha farklı. Anlatamamışız hikayemizi. Bunu anlatmak lazım. Önce çocuklarımızı anlatmak lazım. Ondan sonra da bunu bütün Türkiye'ye anlatmamız lazım. Yani bunu bizim için değil, bize bir faydası olsun diye değil. O zahmeti çeken, o bedeli ödeyen insanların hatırasına sadık kalmak adına bunu yapmamız lazım. Daha yazılmamış o kadar hikayemiz var ki bizim. İşte Şerife Bacı diyor. Onlarca, yüzlerce Şerife Bacı var. Cepheye gidip hala gelmeyen, izi şeyi bulunmayan ecdadımız var. Ne kadar cephe varsa Kafkasya'dan başlayıp Yemen'e kadar gitmişler, gitmişler. Bir telgraf var, hiç unutmuyorum. Tam artık seferberlik ilan edecek. 20. Kolordu komutanı diyor ki askerlik şubesine çekiyor. 28. alay var Kastamonu'da. Bir hafta içerisinde bunun İstanbul'a intikalini. İkinci hafta 5000 kişi. Üçüncü hafta 5000 kişi. Yani Kastamonu ve civarından 15 günde 15.000 asker istiyor. Bakın şimdi. Ya dedim ki bu telgrafı yazarken adamın eli titremesi lazım. 15.000 genç istiyor. Ve kolaylık olsun da diyor ki bunu diyor sahil ilçelerinden yaparsanız bu sevkiyatı daha iyi olur diyor. Dedim ki ben 15.000'de 15.000 ağaç kesemezsin ya ey adam. Bak bu insanlar gitmişler ya. O ananın yüreğini düşünebiliyor musunuz ya? 3 çocuğunu askere gönderen anne var. Yani bu daha bir şey, yani bir bölüm yok. Çok fedakarlık çekilmiş. Köylerde erkek kalmamış, lise öğrencileri sınıflarını bırakmışlar, okullar mezun vermemiş. Yani bu hikayeler unutulmaması lazım. Ya bu vatan millet Sakarya hikayesi değil. Bu bizim yaşadığımız gerçek hikaye. Ve bize emanet edilmiş. Denilmiş ki bunu yaşatın. Çocuklarınıza yaşatın, bütün dünyaya bunu duyurun. Bizim boynumuzdaki görev, omuzumuzdaki görev budur. Bu da tabii elbette derneklerimizin en önemli, birinci görevlerindendir. Hem bu tarihi müktesebatımızı anlatacağız, hem de yaşadığımız vilayetlerde nasıl kolay yaşayabiliriz, bunu anlatacağız. Öğrencilere, yüksekokul öğrencilere önem verin. Toplayın. Hiçbir şey yapamazsanız bir kahvaltı verin vilayetlerinizde. Yani o çocuğun başını bir okşasanız, evladım hoş geldin deseniz, o bile o çocuğa yeter. Bir mensubiyet, bir güven verin ona yani. Hepimiz gurbete çıktık, yalnızlığı biliyoruz. Onun için işimiz çok. Boşa zaman geçirmeyeceğiz.
bu toplantıları, platformu daha etkin şekilde, dediğim gibi bütün Kastamonu derneklerini kapsayacak bir meclis olacak. Ondan sonra da İstanbul'da en büyük salonunda, stadyumunda toplayacaksınız. 5000 kişi, 10000 kişi neyse. İşte Kastamonu burada diyeceksiniz. Ha o zaman bakacaklar, ha Kastamonu'larda bir şey var diyecekler. Bunlar ayağa kalkıyor, başlarını kaldırıyor. Bu sosyal toplumda yaşamanın raconu bu. Yani biz Allah'a şükür hepimizin çok güzel kredisi var. Yani her arkadaşımız başarılı. Şimdi gelecek mesela Faruk Kaymakçı Bakanımız gelecek. Ya son 50-60 yılda bizim toprağımızın yetiştirdiği en büyük diplomatlardan biri var Faruk Kaymakçı. Devlet bursuyla okumuş, bakan yardımcısı olmuş, Avrupa Birliği başkanı olmuş bir adam. Üçüncü kez gidiyor şimdi şey, Brüksel'e. Ama sessiz sedasız, mütevazi bir adam. Yok böyle dışişlerinde yani 2-3 tane bürokrat diplomat sayamazsınız yani Faruk Kaymakçı. Ama biz görsek şurada belki adama çay ısmarlamayız yani öyle bir birbirimizi de şey yapma anlamında bir sıkıntı var. Kim olursun hakkını vereceksin, teslim edeceksin. Hele hemşerine daha fazla yapacaksın. Bizim esirgediğimiz. Evet. Bu tarafta da laf kalsınız. Peki çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Allah hayırlı olsun. Sağ olun.